TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli olayları, haberleri ekranlarınıza taşıyacağız. Öncelikle haberlerimizin özetlerini izleyelim. ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlara değinen Erdoğan, bu yaptırım ilk kez Türkiye'ye uygulanıyor dedi. Vatandaşın parası saray soytarılarına gidecek açıklama İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'tan geldi. Et ve Balık Kurumu ranta kurban gitti. Açıklama Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'den geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını deldi. 9.650 TL para cezasını yedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2. kesim açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Açılış konuşmasında ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD yaptırımları açıklandı. Çok net ifade ediyorum, 2017'den bu yana hiçbir ülkeye Katsa konusunda bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır. Bu nasıl bir ittifaktır, bu nasıl bir müttefikliktir dedi. 4 saati bulan seyahat süresi mesafenin de kısalmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2. kesim açılış töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bize sağlayacağı vakit ve yakıt tasarrufu sayesinde yılda 1,6 Erdoğan'ın gündeminde Türkiye'ye karşı uygulanan yaptırımlar vardı. Erdoğan, çok net ifade ediyorum. 2017'den bu yana Katsa konusunda hiçbir ülkeye bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır. Bu nasıl bir ittifaktır, bu nasıl bir müttefikliktir dedi. Ülkemizde meşru rekabet zemininde mücadele edemeyenler, tek taraflı yaptırım tehditleriyle bizi yolumuzdan çevirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda gündemimizde Avrupa Birliği'nin yaptırım tehditleri vardı. Dün de bir süredir gündemde olan Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları açıklandı. Çok net ifade ediyorum. Bakınız, 2017'den bu yana Katsa konusunda hiçbir ülkeye Türkiye'den başka bu yaptırım, yani bu Katsa uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır. Bu nasıl bir ittifaktır? Bu nasıl bir müttefikliktir? Bu karar ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır. Kararın gerekçesi nedir? Gerekçe Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almış olmasıdır. Peki Türkiye bu yola niçin başvurmuştur? Çünkü Amerika çok uzun zamandır kendi elindeki hava savunma sistemlerinin ülkemize satışına izin vermiyor. Kaldı ki F-35 uçaklarının 1000'e yakın parçasını Türkiye üretiyor ve Amerika'ya veriyor. Senato'da çıkan engellerin yanı sıra bu sistemleri almak için istediğimiz şartların hiçbirini de karşılamayan Amerika, biz ihtiyacımızı başka bir yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekmiştir. Önümüze konan Türkiye'nin S-400 alması ve bu sistemin hiçbir teknik izah getirilemeyen F-35'ler için paranın büyük bir kısmını verdiğimiz halde tehdit teşkil ettiği iddiası sadece bir bahaneden ibarettir. Asıl amaç ülkemizin savunma sanayinde son dönemde başlattığı atılımların önünü keserek yeniden bizi mutlak olarak kendilerine bağımlı hale getirmektir. Üstelik bunu kendi yayınladıkları raporlarda alenen belirtiyorlar. Biz en başından beri muhataplarımızın karşısına S-400 konusunda endişeniz varsa gelin teknik çalışma grubu kuralım, sorunu diyalog ve diplomasi yoluyla çözelim teklifiyle gittik.
Fakat belli ki maksat üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir. Şayet. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin 2021 yılı bütçesi hakkında parti grubu adına söz aldı. Bütçede vatandaş yok ama Somali'ye, Tunus'a, Katar'a, yandaşa giden milyon dolarlar var diyen Ataş, bu bütçeyle vatandaşın parası faiz lobilerinin, yandaş müteahhitlerin, saray soytarılarının cebine gidecektir şeklinde konuştu. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin 2020 yılı bütçesi hakkında parti grubu adına söz aldı. Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin 2021 yılı bütçesi önceki yıla göre 3 milyon artarak 35 milyondan 38.1 milyon Türk lirasına yükselmiştir. Ataş, AK Parti iktidarının askeri kurumların ve tüm devlet kurumlarının içini boşalttığını söyledi. Soruyorum sizlere, öğretmen ataması yapılıp yapılmayacağı sorulduğunda Cumhurbaşkanımız bilir diyen Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Hazine ve Adalet Bakanlığı'nın orada ne işleri var? Hakim ve Savcılar Kurulu'nda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın üye olması ne kadar abesse, Adalet Bakanlığı'nın yaşta üye olması da o kadar abestir. AKP iktidara geldiğinden beri askeri kurumlarımız ve tüm devlet kurumlarımızın içini maalesef boşaltmıştır. MGK, yaş gibi organlar bakanlar kuruluna çevrilmiştir. Meclisteki konuşmasında merkezi yönetim bütçesine de değinen İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ülke kaynaklarının AK Parti'nin çıkarları doğrultusunda yerli ve yabancı sermayeye, yandaşa, yoldaşa, akrabaya aktarıldığını kaydetti. Ataş, vatandaşın parası saray soytarılarının cebine gidecek dedi. Toplanan gelirlerin kimlere aktarılacağı gayet açıktır. Yoksulluk altında ezilen vatandaştan, memurdan, emekliden, işçiden toplanacak, ülkenin bütün kaynakları AKP'nin çıkarları doğrultusunda yerli ve yabancı sermayeye, yandaşa, yoldaşa, akrabaya aktarılacaktır. 2021 yılı bütçesinde vatandaşın parası Cumhurbaşkanı'nın her konuşmasında düşman ilan ettiği faiz lobisine gitmektedir. Faiz giderleri önceki yıla göre %30'dan fazla artarak yaklaşık 180 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu bütçeyle vatandaşın parası faiz lobilerinin, yandaş müteahhitlerin, saray soytarılarının cebine gidecektir. Bu bütçeyle işsizlik rekorlar kırmaya devam edecek, enflasyon daha da yükselecek, ekonomiye güvensizlik daha da artacaktır. Yani bu bütçeyle milletin parası 2021 yılında da vatandaşa değil, yandaşa gidecektir. Efendim, Kayseri'de 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu 17 Aralık 2016'da Kalleş terör saldırısının 4. yıl dönümünde şehit aileleri ve gaziler Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Büyükkılıç, şehit ailelerinin acısını paylaşırken kendisine çiçek takdim eden gaziye "Bizim için sizler çiçeksiniz." dedi. 17 Aralık 2016 günü hain PKK'nın çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu özel halk otobüsüne yaptığı canlı bombalı terör saldırısında 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olmasının üzerinden 4 yıl geçti. Acının yıl dönümünde anma programı için Kayseri'ye gelen şehit aileleri ve gaziler Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyarette Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Şehit Yunus Emre Duran'ın babası Mahmut Duran, Gazi Mustafa Uçar, Şehit ve Gazi yakınları Hüseyin Çatal, Selahattin İnan, Zafer Yazgan ve Murat Ünsal hazır bulundu. Şehit ailelerinin acısını paylaşan Başkan Büyükkılıç, hem şehit yakınlarının hem de gazilerin her zaman yanında olduklarının vurgusunu yaptı. Ziyarette şehit aileleri ve yakınları ile gazilere yakın ilgisinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a çiçek takdim edilirken, Başkan Büyükkılıç, "Sizler bizim için çiçeksiniz, Allah razı olsun." dedi. İYİ Partili Kazım Yücel, 17 Aralık'ta yapılan terör saldırısını kınadı ve şehitlere rahmet, gazilere de huzurlu bir ömür diledi. Yücel, "Hiçbir terör saldırısı Türk milletini yolundan alıkoymadı ve koyamaz. Biz Türk milleti bir ömür bin dili, bir ölür bin diriliriz. Topraklarımızda
emelleri olanlar şunu iyi bilmeli ki hepimiz Mehmet'iz, hepimiz Mehmetçiyiz dedi. 17 Aralık 2016 Pazar günü PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen kahpe saldırıda 15 askerimiz şehit düşmüş, 56 kahraman da yaralanmıştı. İYİ Partili Kazım Yücel de kahpe terör saldırısının 4. yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. Yücel yayınladığı mesajda terör saldırısını kınadı. Yücel, biz topraklarda kanımızla canımızla var olduk. Bütün zorluklara Malazgirt'ten başlayarak göğüs gerdik. Hiçbir sıkıntıyı canımızdan ileri görmedik ve vatanımız için her türlü bedeli ödemeye yemin ettik. Biliyoruz ki zor bir coğrafyadayız ve bu coğrafyanın en ağır bedelleriyle karşılaşıyoruz. Bizi bu topraklardan çıkartmak isteyenlerin hain planları hiç bitmedi ve bitmiyor. Bunları biliyor ve yaşamımıza önlemlerimizi alarak devam ediyoruz. Çok uzağa gitmeye gerek yok. İstanbul işgal edilmiş, yurdumuz parça parça bölünmüştü. Yine emperyalistler bu topraklarda işbirliği yapacak hainler bulmuş ve ülkemizi parsel parsel bölmüşlerdi. Adımlarını da o yönde atmışlardı. Ama unuttukları bir şey vardı. Biz Türktük ve kanımızın son damlasına kadar da vatanımızı korumak için yaratılmıştık. Ve bunu da Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başarıya ulaşmasıyla yeniden dünyaya öğrettik. Yine o kan ve yine o millet var hala bu topraklarda. Belki yaptıkları hain saldırılarla canımızı acıtabilirler, içimizi yakabilirler ama asla bizi esaret altına alamazlar ve emellerine ulaşamazlar dedi. Türkiye'nin 1984 yılından bu yana bölücü terör örgütüyle mücadelesinin sürdüğünü belirten Yücel, ne yaparlarsa yapsınlar, ne plan kurarlarsa kursunlar, elbette önce Cenab-ı Allah'ın yardımı, sonra da büyük Türk milletinin iradesiyle biz bu topraklarda var olacağız. Hiçbir irade ve hiçbir hain emel bizi diz çöktüremeyecek. Bu duygu ve düşüncelerle 17 Aralık 2016 tarihindeki menfur saldırıda şehit düşen 15 kahramanımıza Cenab-ı Mevlam'dan rahmet diliyorum. Yakınlarına yeniden başsağlığı mesajlarımı iletiyorum. Yine saldırılarda yaralanan 56 gazimize huzur dolu yarınlar diliyorum dedi. Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Sema Karaoğlu, 17 Aralık'ta Kayseri'de gerçekleştirilen hain terör saldırısının yıl dönümünde yayınladığı mesajla şehitleri andı, yakınlarına sabırlar diledi ve gazilere tekrardan geçmiş olsun dileklerini iletti. Şehit yakınlarına ve gazilere de mesaj veren Karaoğlu, terör saldırılarıyla Türk milletini asla sindiremeyecekler dedi. Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Sema Karaoğlu, 17 Aralık'ta Kayseri'de gerçekleştirilen hain terör saldırısının yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. Karaoğlu, o gün Kayseri askeriyle, siviliyle, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, esnafıyla, iş adamıyla, devletiyle, sivil toplum örgütleriyle tek yürekti. Kan bağışında bulunmak için hastanelere akın edenler, şehitlerin ailelerini teselliye çalışanlar, gazi ailelerine yardımcı olmaya çalışanlar, gazilere yardım taşıyanlar o gün çok acı bir gündü. Kayseri'nin yüreğine düşmüştü ateş dedi. Karaoğlu, coğrafya kaderdir cümlesini hepimiz kullanıyoruz. Türk milleti olarak bu coğrafyada çok ağır bedeller ödeyerek var olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bu topraklarda var olmanın acılarını zaman zaman ağır olarak yaşıyoruz. Canımız yansa da ne topraklarımızdan, ne hürriyetimizden, ne de bayrağımızdan, ne de ezanımızdan vazgeçmeyiz. Hiçbir terör saldırısı 1924 Anayasası'nda belirtilen tanımıyla Türk milletini korkutamaz ve yıldıramaz şeklinde konuştu. Karaoğlu, ülkemiz üzerinde oynayanlar bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne yönelik yapılan ve haince saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan bu tür saldırılarla defalarca karşılaşmış olan milletimiz, bunların üstesinden gelebilecek kudrettedir. Türkiye'nin birlik ve beraberliğe yönelik yapılan her türlü saldırıyı nefret ve lanetle kınıyorum. Hain terör saldırısında şehit olan kahramanlar başta olmak üzere bu vatan için bugüne kadar canını vermiş şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla bir kez daha anıyor, ailelerine başsağlığı diliyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyor, bundan sonraki hayatlarında sağlık ve huzur diliyorum diyerek sözlerini tamamladı.
Efendim, o hain saldırının 4. yıl dönümünde şehitlerimizi bizler de bir kez daha anıyoruz efendim. Rahmet diliyoruz. Allah şehitlik makamına ulaştırsın. Gazilerimize de şifalar temenni ediyoruz. Talas Belediyesi'nde vergi yapılandırma yoğunluğu yaşanıyor. Yapılandırmanın yürürlüğe girdiği tarih olan 20 Kasım'dan bugüne kadar Talas Belediyesi'ne yapılandırma için başvuru yapan mükellef sayısı 2000'i aştı. Vergi borcu yapılandırma fırsatını değerlendirmek isteyen Talaslı mükelleflere iki seçenekli hizmet sunuluyor. Özellikle pandemi döneminde vatandaşlara kolaylık sağlayarak sanal ortamda işlem yapma imkanı sunulurken, dileyen vatandaşlar da Talas Belediyesi'ne şahsen müracaatla yapılandırma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İşlemlerini online yöntemle yapmak isteyen mükellefler www.talas.bel.tr adresinde yer alan borç yapılandırma başvurusu bölümünden ve e-devlet üzerinden online olarak borçlarını yapılandırabiliyor. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da vergi borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşların mağdur olmamaları için son gün olan 31 Aralık'a kalmadan işlemlerini yapmaları tavsiyesinde bulundu. Öte yandan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik'le birlikte Jandarma Şehitler Fidanlığı'na ağaç dikti. Şuradan geçecek. Evet. Bunu da hayırlı olsun. Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Yalçın, en güzel eserin yarınlar için ağaç bırakmak olduğunu belirtti. İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik de oluşturulan fidanlığa ağaç desteğinde bulunan Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Programın sonunda Jandarma Şehitler Fidanlığı'na Talas'ın simgesi başta karadut olmak üzere 12 çeşit meyve ağacından oluşan 500 ağaç toprakla buluşturuldu. Et ve Balık Kurumu ranta kurban gitti. Bu açıklama Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'den geldi. Özer, hem üreticinin hem de tüketicinin dostu olarak çok önemli bir görevi ifa eden, Türkiye'nin köklü kuruluşlarından biri olan Et Balık Kurumu'nun yerinde bugün beton bloklar yükseliyor. Çünkü amaç üretici, amaç üretmek, amaç Türkiye değil, amaç sadece ve sadece rant ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Kayseri'de kapatılan Et Balık Kurumu'nun önünde bir basın açıklaması yaptı. Biz daha önce burada bulunan çiftçilerimizin alın terinin güvencesi, Türkiye hayvancılığı ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunan Et ve Balık Kurumu'nun yok edilerek çiftçilerimizin bugünkü geldiği duruma dikkat çekmek için buradayız. Türkiye hayvancılığı ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunan Et Balık Kurumu'nun yok edilerek yerine beton bloklar dikildiğini, çiftçilerin ise mağdur duruma düşürüldüğüne dikkat çeken Özer, çünkü amaç üretici, amaç üretmek, amaç Türkiye değil, amaç sadece ve sadece rant açıklamasında bulundu. Bir zamanlar piyasaları düzenlemenin yanı sıra, hem üreticinin hem de tüketicinin dostu olarak çok önemli bir görevi ifa eden Türkiye'nin köklü kuruluşlarından biri olan Et Balık Kurumu'nun yerinde bugün beton bloklar yükseliyor. Siz tarım arazilerini imara açar, siz Türkiye'de piyasaları düzenleyen köklü kuruluşları yandaşlara peşkeş çekerseniz bu sonuç kaçınılmaz olacaktır. Bakın, buradan söylüyoruz. Sözleşmede tanınan süreler tamamlandığı gün özelleştirilen şeker fabrikalarının arazileri de bir bir beton bloklarla yükselecek. Çünkü amaç üretici, amaç üretmek, amaç Türkiye değil. Amaç sadece ve sadece rant. Bu iktidar yerli ve milli olduğunu iddia ediyor ya, üretimden insanları koparırsanız yerli ve milli olamazsınız. Türkiye'nin köklü kuruluşlarını yandaşa peşkeş çekerek yerli ve milli olamazsınız. Yerli ve milli olduğunu iddia eden Et Balık Kurumu gibi kurumlarını kapatmaz, yenilerini açar. Eğer buradaki gibi kapanmışsa en kısa sürede yanlıştan dönerek yeniden açar. Ama bu iktidarın derdi zarar eden, bir bir üretimden kopan üreticiler değil.
Ama bu iktidarın derdi, alnının terini toprağa akıtan elin asırlı çiftçilerimiz değil. Eğer bu iktidarın derdi çiftçi olsaydı, köylü olsaydı, tarımdan anlamayan, paramız var ki ithal ediyoruz diyen bir tarım bakanı atanmazdı. Maalesef AKP'nin tarım bakanları bizim üreticimizi değil, Arjantin'den Rusya'ya, Yunanistan'dan Kanada'ya kadar dünya çiftçisini destekliyor. Türkiye'nin et ithalatına vurgu yapan İl Başkanı Özer, ithal edilen etin üreticisine 45 lira veren iktidarımız kendi üreticimize ancak 32 lirayı hak görüyor. Peki bu aradaki fark kimin cebine gidiyor ifadelerini kullandı. Tarım kredi kooperatifleri iştiraki olan Tarex şirketi üzerinden et ve süt kurumunun ithal edilen Bosna Hersek menşeili kemiksiz etin fiyatı 5.2 Euro'dan Türkiye'ye getiriliyor. Ağustos ayında Euro 8.7 TL civarındaydı. Yani ithal etin kilogramı 45 lira. Aynı dönemde yerli üreticinin ürününe verilen fiyat ise sadece ve sadece 32 lira. Bosna Hersek üreticisine 45 lira veren iktidarımız kendi üreticimize ancak 32 lirayı hak görüyor. Aradaki fark Türk üreticisinin cebine girmediğine göre sormak lazım. Bu aradaki fark kimin cebine giriyor? 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren otosanayi sitelerinden her isteyen motor yağı değişimi yapamayacak. Motor yağı değişim sertifikası olmayan esnaf yakalandığı takdirde 348 bin Türk lirası ceza ödemek zorunda kalacak. Kayseri Otosanatkarları Odası Başkanı Şeyhi Odakır, haber müdürümüz İsmail Şahin'in hazırlayıp sunduğu Editörün Gözünden programının canlı yayın konuğu oldu. Canlı yayında çalışmalardan bahseden Başkan Odakır, belgesi olmadan motor yağı değişimi yapacak esnafı uyardı. Başkan Odakır, belgesi olmayanların yakalandığı takdirde 348 bin TL ceza ödeyeceğini açıkladı. Artık yağ filtresi, üst tübü gibi bunları ayrıştırmamız gerekiyor. Yani yağ varlığına onu ayrıyeten bir yer var. Filtreyi ayrı bir atık yerine, üst tübü ayrı bir atık yerine şekliyle bunu ayrıyor. Dolduktan sonra gene burada bakanlığın, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın il müdürlüğü vasıtasıyla anlaşmış olduğu bu yağları, atıkları toplayan firmalar var. Hı hı. Artık bu yağlar, atıklar onlara teslim edilecek. Hı. Avrupa'da bilmiyorum ona uygulanır mı burada ama şimdi hem yağ teslim ediyorsun hem bir de üstüne ücret veriyorsun üstüne. Hı. Burada şu anda böyle bir şey zannetmiyorum olacağını. Biz doğru söylüyorsun, yağ sobalarında, yani sanayiciyiz, yağ sobasında. Diğer mesela kalıpçılar bu. İnşaatçılar gelirler, yağlılardı. Oralarda kalıplar da kullanırlar. Evet. Betonla ilgili artık onlar da kullanmıyorlar. Tahtaları yapışmasın diye. Aynen öyle ve değerlendiriyorduk işin gerçeği bu yağları ama artık satamazsınız. Bunu imha da edemezsiniz. Bunu dolduğunda bu bilgi vereceksiniz. Biz gelip yerinden bunları toplayacağız. Ağır cezası var mı 1 Ocak'ta başlıyor? Bunun cezası çok ağır. 348 bin lira. 348 bin lira. 348 bin lira cezası var. Peki, çok büyük bir ceza tespit olduğunda. Onun için burada ben üyelerimize, esnaf kardeşlerimize yani burada şey yapmalarını istiyorum. Yani gelsinler müracaatını odamızdan yapalım. Bir an önce evraklarını. Yani bunun için herhangi bir ücret falan almıyoruz yani kesinlikle. Evrakları takip ediyoruz. Belgelerini Çevre Şehircilik'ten alıp veriyoruz yani. Kayseri'de üst geçidin üzerinde yarı çıplak halde intihara teşebbüs eden şahıs polis ekiplerini uzun süre uğraştırdı. Gece yarısı intihar ihbarı alan polis hemen harekete geçti. Koca Sinan ilçesi Koca Sinan Bulvarı üzerinde bulunan üst geçitte meydana gelen olayda 37 yaşındaki Mutlu K. yarı çıplak halde intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik amaçlı üst geçidi trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri de geçidin altına branda açtı.
Mutlu K, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek üst geçitten indirildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mutlu K, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak uyuşturucu partisi düzenleyen biri kadın 8 kişi gözaltına alındı. Şahısların yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu maddeyi yutmaya çalıştıkları öğrenilirken gözaltına alınan 8 kişiye toplamda 25.200 TL para cezası da kesildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen istihbarat üzerine Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Nil Caddesi üzerinde bulunan bir apartmandaki daireye operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu partisi verdikleri öğrenilen biri kadın 8 kişi kıskıvrak yakalandı. Ekiplerin yaptıkları aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken şahısların da yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu maddeleri yutmaya çalıştıkları öğrenildi. Narkotik arama köpeği Athena'nın da katıldığı operasyonda gözaltına alınan 8 kişi emniyete götürüldü. Öte yandan koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak uyuşturucu partisi veren 8 kişiye toplamda 25.200 TL'de para cezası kesildi. Şahıslar evden çıkarıldığı anda da mahalle sakinleri polis ekiplerine alkışlarla destek verdi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde belediyenin köpek barınağından 3 adet pitbull cinsi köpek çaldığı belirlenen 2 kişi, İkisi kadın, 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden birinin kentteki hayvan hakları koruma derneklerinden birisinin üyesi olduğu öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Molu Köpek Barınağı'ndan 3 adet pitbull cinsi köpek çalındı. Piyasada tanesi 10.000 TL'ye alıcı bulan köpeklerin çalındığının anlaşılması üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbarın ardından çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan detaylı çalışma sonrasında eşkalleri belirlenen 4 kişinin yakalanması için operasyon başlatan jandarma ekipleri ikisi kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. İncelemelerde BY'nin kentte hayvan haklarını korumayla ilgili bir derneğin üyesi olduğu, BA isimli kadınınsa 3 adet hırsızlık suçu kaydı olduğu da belirlendi. Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkartıldı. Öte yandan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde şüphelilerden birinin duvarda olduğu, diğerinin ise bahçeye inerek köpeği duvarın üzerindeki şahsa verdiği görüldü. Görüntülerde köpeği iple yukarı çeken şahıs daha sonra barınağın dışına bıraktığı gözlendi. Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan araçtan farklı plakalar çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal eden ehliyetsiz şüpheli şahsa toplamda 9.650 TL para cezası kesildi. Talas Bulvarı üzerinde uygulama yapan polis ekipleri plakasız bir kamyonete dur ihtarında bulundu. Polislerin ihtarına uymayan Gökhan G yönetimindeki araç ekiplerden kaçtı. Ekiplerin kovaladığı araç Melik Gazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde durduruldu. Polis ekipleri araçta yaptıkları aramada farklı plakalar buldu. Bu sırada telefonla arkadaşını arayan Gökhan G, "Babamın haberi yok, eğer duysun beni öldürür" diyerek yardım istedi. Yok araç, vallahi öldürür beni. Gökhan G'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3.150 TL, trafik göründen de 6.500 TL olmak üzere toplam 9.650 TL para cezası kesildi. Araçsa polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı. Tüm dünyada ve Türkiye'de etkileri devam eden koronavirüs salgını ile ilgili yeni kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararları tek tek açıkladı. Buna göre 31 Aralık gününden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilecek 4 gün. Peki vatandaşlar bu yasaklarla ilgili ne düşünüyor? İzleyelim. Sokağa çıkma yasağının kapsamı yılbaşında genişletildi. Ve beklenen oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısında
31 Aralık yılbaşı gecesinde içine alacak şekilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu duyurdu. Kısıtlamalar 31 Aralık Perşembe günü saat 21'de başlayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05'e kadar devam edecek. Peki Kayserili vatandaş kısıtlama hakkında ne düşünüyor? Kayserili vatandaş yılbaşı kısıtlamasını yorumladı. Kimi vatandaş kısıtlamayı olumlu karşılarken, kimisi ise ailecek uzun süre evde kalmanın pek de olumlu sonuçlar doğurmadığı düşüncesini savundu. Vallahi bence uzun süre olsun. Yazık, insanlarımız çok ölüyor. Çok üzülüyoruz. Biraz da insanlarımız kendini korumasını bilsinler. Yani hasta olanlar da var. Ben gerçi rahatsızım. Bak ben uzak duruyorum. Yani işim olursa çıkıyorum. İşim olmazsa evimdeyim. Yani yılbaşı kısıtlamasını olumlu buldunuz değil mi? Evinde kutlasın herkes. Kısıtlamayı nasıl buldunuz? Bir planınız var mıydı yılbaşı için? Yok, hiçbir planım yok. Bence daha güzel olur. Çünkü virüs bitmiyor. Her zaman insanlar iç içe. Yani hani toplum kurallarına uymayan insanlarımız var. Böyle devam ederse bu virüs kolay kolay bitmez. Vallahi hiçbir planım yok. Evde duracağım. Ya, bence uygun buldum ülkemiz için. Hani insanlar yine de dışarı çıkıyor. Görüyorsunuz bazı insanlar maskesiz dolaşıyor ama yapacak bir şey yok. Herkes elinden geleni yapıyor. Şimdi diyeceklerim bu kadar. Siz de kendinize dikkat edin. 4 günlük yılbaşı kısıtlamasını nasıl buldunuz? Yani gerekli bir uygulama. Olması gereken buydu. Planınız var mıydı yılbaşı için? Hayır, yok. Pijama terlik. Hafta sonu bile herkes dışarıya çıkıyor. Yani bunların önüne geçilemezdi. Gayet iyi oldu bence. Yılbaşı için herhangi özel bir planımız yoktu. Yani bir evde olacaktık ama pandemiden dolayı da kısıtlanmasını yadırgamıyorum açıkçası. Yani aynı düşüncedeyim. Sağlığımız için gerekiyorsa yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Çok fazla buldum. Planınız var mı? 5 gün. Ya planımız olsa da şu anda iptal ettik zaten. 4-5 gün aynı kişilerle kalmayı tercih etmiyorum. O şekilde. Sıkıcı mı oluyor? Çok sıkıcı. En azından günlük bir kısıtlama olsaydı. Hani ertesi gün herkes gene sokağa çıkıp evine gidebilecek durumda olsaydı daha iyi olur diye düşünüyorum. O şekilde. Fazla bulduk. Fazla bulduk. Nasıl olmasını isterdik? Yani herkes dışarıya çıkmıyor, etmiyor. Herkes birbirini yiyor, ediyor. Zor oluyor yani. Zor oluyor bence. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin kendine özgü ağaç ve bitkilerinin olduğu ve engellilere yönelik sosyal donatılarla hobi bahçelerinin yer aldığı toplam 107 bin metrekare alanı kapsayan yaşam alanı yaptıklarını söyledi. Koca Sinan Belediyesi'nin park yapım çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Yeni Doğan Mahallesi'nde Arboretum Engelsiz Parkı yapılıyor. Koca Sinan'a ve Kayseri'ye ayrı bir güzellik katacağına dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, Yeni Doğan Mahallesi'nde bulunan bu çalışmanın Türkiye'ye örnek olacağını belirtti. Bu bölgede inşallah ağaçlandırma çalışmalarımızın akabinde başlayacağımız park çalışmasıyla hem engelli kardeşlerimiz için etkinlik alanlarının olabileceği bir park, yanı başında da arboretum olarak ifade edebileceğimiz, içerisinde envai çeşit ağaçların bulunduğu, Kayseri'mizde bu bölgede yetişen farklı farklı bitkileri bir arada görülebileceği bir parkı da Kayseri'mize kazandırmış olacağız. 80 bin metrekare alana yapılan Engelsiz Park'ın tamamen engellilere yönelik hobi bahçesi, engelsiz oyun grupları, şarj istasyonu ve yürüyüş parkurları gibi sosyal donatılarıyla donatılacağını vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar, bütün gayretimiz, çabamız bölge sakinlerine daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak içindir. Şimdiden parkımız Koca Sinan'a ve Kayseri'ye hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Bu şekilde her bir noktada Koca Sinan'ımızın değişik mahallelerinde yapmış olduğumuz ağaçlandırma çalışmaları, parklandırma çalışmalarıyla Koca Sinan'ımızı yarınlara hazırlıyoruz. Daha güzel, daha yaşanabilir, daha çevreci, daha yenilikçi bir Koca Sinan'la sizlerin karşısında olmak dileğiyle hayırlı günler diliyorum. Melikgazi'de yapılan altyapı ve üst yapı çalışmalarına katılarak yerinde inceleme yapan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erenköy Mahallesi Hatırlı Sokak'ta başlayan yol çalışmalarına katılarak silindir aracını kullandı. Melikgazi Belediyesi'nin yol yapım çalışmaları sürüyor.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erenköy Mahallesi Hatırlı Sokak'ta başlayan yol çalışmalarına katılarak silindir aracını kullandı. ...2020 yılında Melikgazi'de rekor asfalt çalışması yaptıklarını vurgulayan Başkan Palancıoğlu, Rabbim bizlere güzel hizmetler yapmayı nasip etsin dedi. Bugün farklı bir şey yapalım dedik. Şu anda yılın son asfalt çalışmalarından bir tanesini yapıyoruz. Hatırlı sokaktayız. Tabii başkan olarak da her aleti kullanmak, her çalışmanın içerisinde bulunarak işin nasıl yapıldığını öğrenmemiz, doğru karar vermemize sebep oluyor. Dolayısıyla şimdi de size silindiri kullanarak yol çalışmamızı göstermiş olacağım. Gördüğünüz gibi bu silindirle dökülmüş olan asfaltın yerleşmesini sağlıyoruz, ezilmesini sağlıyoruz. Bu yeni aldığımız silindir. Dolayısıyla şu anda son çalışmalara da ben de başkan olarak her zaman olduğu gibi katılıyorum. Buradaki vatandaşlara hayırlı olsun diyorum. Buradan inşallah Perşembe günü buradaki çalışmamızı yarın bitirip Perşembe günü Yeşilyurt'taki enkazcılarımızın, enkazcı esnafımızın asfaltını da yakıp 2020 yılının hemen hemen son çalışmasını bitirmiş oluyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin diyorum. Bültenimize spordaki gelişmelerle devam ediyoruz. Süper Lig'de 13. hafta maçlarının programı belli oldu. Süper Lig'de 13. hafta maçlarının programı belli oldu. 18 Aralık Cuma günü saat 19'da Fatih Karagümrük Galatasaray'ı konuk edecek. 19 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Göztepe Hatayspor'la, saat 16'da Yeni Malatyaspor Kasımpaşa'yla, yine saat 16'da Trabzonspor Çaykur Rizespor'la, saat 19'da Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe ile karşılaşacak. 20 Aralık Pazar günü saat 13.30'da Gençler Birliği MK Ankara Gücü'nü, saat 16'da Denizlispor Alanyaspor'u, saat 19'da Beşiktaş Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. 21 Aralık Pazartesi günü saat 19'da Konyaspor Sivasspor'la, yine saat 19'da Antalyaspor Kayserispor'la karşılaşacak. HES Kablo Kayserispor ligin 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Lig ekiplerinden HES Kablo Kayserispor'da Antalyaspor mesaisi sürüyor. Ligin 12. haftasında oynadığı Trabzonspor maçının ardından 2 gün izin yapan Sarı Kırmızılılar Antalyaspor maçı hazırlıklarına akşam yaptığı tek antrenmanla başladı. Samet Aybaba nezaretinde yapılan antrenmana sakat oyuncular katılmazken diğer oyuncuların tamamı katıldı. Başlık. 21 Kasım Pazartesi günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19'da başlayacak. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz yine her gün burada haberleri ve gündemdeki gelişmeleri aktaracağız efendim. Sizleri de her gün bu yayınlara bekleyeceğiz. Haberler, gündemdeki gelişmeler an be an sizlere aktarılacak. Hoşça kalın.